Kemal Kılıçdaroğlu. Ekmek su istemiyoruz. Demokrasi demokrasi. Bizim hedefimiz belli. Reis. Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü devlet adamı. Kılıçdaroğlu'dan başka tanımıyorum. O bir gelse zaten her şey kendiliğinden gelir. Kılıçdaroğlu. En azından insan bir ferahlar ya. Biri çıksın, ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı koyuyorum. Benim partimde falan parti çıksın. En güzeli o. Altılı çıkarsın. Ondan sonra söyleyeceğiz biz daha. Tamamdır. Samimi abi, görüşürüz o zaman. Selahattin Demirtaş. HDP'siz altılı masa hiçbir şey yapamaz. HDP'yi yanına alan iktidar olur. Şöyle alayım mı sizi göreyim? Almayın, ben bir şey raportaj etmiyorum. Kanlı alın. Tabii. Kapatın. 7 tane terör desteğiyle bak, Cumhurbaşkanı'na tek adam diyorlar. 7 kişi. 7 parti birleşmiş, ben milleti yıkmaya çalışıyor. Yapmadım. Cumhurbaşkanı kim çıkardı? Bu millet çıkardı. Ama tek adam diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan bu milleti teröristlere, vatan hainlerine yedirmemesi. Ben altılı masayı destekliyorum ve altılı masa kim aday çıkartırsa gidip onu destekleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan gelmesi, kim gelirse gelsin. Bu kadar net. Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip Baba'yı seviyorum. Tayyip Baba olmasa hiç yani. Yandık, yandık. Ben üniversite okuyorum. Bu sene doğu yatacağım Allah'ın izniyle. AK Parti'ye atarsam da elim kırılsın. Tayyip Erdoğan. Neden? Ülkemiz neredeyken nereye geldi? Bundan 30 sene önce Türkiye neydi? Bugün ne oldu? Yaklaşan 2023 seçimlerinde sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? AKP yeter artık bence. Tayyip Erdoğan bıraksın, çok oldu. Dönemi geçti bayağıdır. 20 senedir iktidarda. Önce demokrasi. Demokrasi olmadan hiçbir şey olmaz. Ekmek su istemiyoruz. Demokrasi demokrasi. Bizim hedefimiz belli. Reis. Yine söylemek mi istemiyorsunuz? Reis. Neden? Her şey ortada. 20 sene değil, 60 sene. Dünyada 4 sıraya geldik. Öğrenecek bir şey yok. Bunu inkar edemeyiz. Gençlerin beynini kimse yıkamaz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü devlet adamı demokrasiden yana olduğu için, ekmeğimiz, suyumuz, her şeyimiz demokrasi olduğu için demokrasi. Olacak tabii. Adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürdü tamamen. Kalmadı hiçbir şey. Biz onları düzeltene kadar artık Allah bilir yani. Millet olarak destek vereceğiz. Yeterli olacak. Rantı kısıtlayacağız. Rant olmayacak. Kılıçdaroğlu'dan başka tanımıyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Aileden geliyor. Çok şey bekliyoruz da yani. Gelse işte, gelemiyor bir türlü. Eşitlik olur. Ayrım olmaz. İnsanlık ayrımı olmaz. O bir gelse zaten her şey kendiliğinden gelir. Bu sefer ümidimiz var. Ama sizin adayınız? Kılıçdaroğlu. Neden? Değişiklik şart. Biraz zor olacak işi ama olacak diye düşünüyorum. Beklentileriniz ne yönde? En azından insan bir ferahlar ya. Piyasanın, ekonominin düzelmesi lazım. 20 sene çok uzun. Yeter artık. Eğer belli olsa ya da belli olmasa da sizin gönlünüze yatan bir cumhurbaşkanı adayı. Ya 6 kişi bir cumhurbaşkanı çıkaramıyor. Ne olacak bu devlet? Seçimin sonu gelmiş, daha çıkaracaklar. Ya herkes kendi adaylığını koysun, hür olarak çıksın. Biri çıksın, ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı koyuyorum. Benim partimde falan parti çıksın. En güzeli o. Benim gönlümde hangisi devlete hayırlısı olsun diyor. Burada söylenmez. Gönlünüze yatan bir isim yok, ya da beklediğiniz. Öyle şey yok. Söylenmez burada. Toplumda söylenmez. Bekleyeceğiz bakalım bunu. Altılı ne yapacak? Ona göre bir daha söyleyeceğiz. Peki size göre Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Ya dürüst olmalı. İnsanlarla görüşmeli. Şöyle alayım mı sizi göreyim? Almayın, ben bir şey raportaj etmiyorum. Kanlı alın. Tabii. Kapatın. 7 tane terör desteğiyle bak, Cumhurbaşkanı'na tek adam diyorlar. 7 kişi. 7 parti birleşmiş, ben milleti yıkmaya çalışıyor. Yapmadım. Cumhurbaşkanı kim çıkardı? Bu millet çıkardı. Ama tek adam diyorlar. Millet, Cumhurbaşkanı millet kendiliğinden çıkmadı ki, biz çıkardık onu. Ama biz çıkardık, artık. Millet çıkardık. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Bu milleti teröristlere, vatan hainlerine yedirmemesi. Evet, ekonomide bazı hatalar olabilir. Siyasal bilimler öğrencisiyim. Ekonomideki hataları görebiliyorum. Fakat ülkeye yatılan savunma sanayi icraatları, gerek yapılan hastaneler, yollar, köprüler, bunların hepsi bir yatırım sonuçta. Şu an Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Macaristan'da, Romanya'da ya da farklı ülkelerde bu kadar güzel otobanlar yok. Biz şu an İpek yolunun tekrar baştan icra ediyoruz. Türkmenistan bizimle anlaşmaya çalışıyor. Doğalgazı buraya gönderecek. Rusya zaten verdi. Azeri'nin gazı da geliyor. Evet. Başka partiler yapamaz. Yapamaz. Neden? Hangi parti yapabilir? Kılıçdaroğlu çıkıp bu görüşüne adamlarla görüşebiliyor mu? Yani altın ya, atıyorum sen Recep Tayyip Erdoğan okul yaptı diyorsun, hastane yaptı diyorsun. Bak şimdi hastane yaptı. Hastaneye randevu alamıyoruz. Randevu. Ben bak 2 ay bekledim ben ultrason randevusu alabilmek için. Ve şu anda ben gastroenterolojiye randevu almam lazım. Karaciğerimde sıkıntı var. Ama ben tüm araştırma hastanesinden gidip randevu alamıyorum. Nereye yaptın? Neden alamıyorsun? Onu sana açıklayabilir miyim? Ne? Hadi açıkla bana. Açıkla bunun izahatını. Aynen. Ver bana. Alsana hadi bana. Al hadi al gir. Alamaz, gir al. Alamaz, gir al. Alamaz. Ya dayı boş ver. Sen yürü işine alamaz. Bak. Ben altılı masayı destekliyorum ve altılı masa kim aday çıkartırsa gidip onu destekleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan gelmesi, kim gelirse gelsin. Bu kadar net.
Recep Tayyip Erdoğan yetti artık. 21 senedir anamızı dinimizi ağlattı bizim. 21 senedir. Bıktık. Bıktık yani. Bıçak kemiğe dayandı artık. Bu milletin artık takati kalmadı. Bu millet artık bir dönem daha bu insanı kaldıramaz. Zaten bu adam bir dönem daha gelirse padişahlığını ilan edecek. Görün artık ya, kör olmayın. Bu kadar körü körüne bu adama biat etmeyin ya. Etmeyin abi. Etmeyin yani. Bu kadar bıktık artık, yeter. İnsanları bıktırdı. Canımızdan bezdik artık ya. Ben 34 yaşındayım, iş bulamıyorum ya, iş bulamıyorum bu ülkede. Neden bahsediyorsunuz? Bak, üniversite okuyan gençler var burada, lise okuyan gençler var. Geleceği yok kimsenin ya. Bu ülkede sonra neden beyin göçü oluyor? Sonra neden beyin göçü oluyor? Çünkü ben lise mezunuyum. Okumadım. Okuma sana mı soracağım? Sana mı soracağım? Ya, üniversite mi okumak lazım? İlla okumak lazım. Sen ne okudun? Sen ne okudun? Sen ne okudun? Tam şimdi ne yapıyorsun? Burada boş boş geziyorsun. Demek ki boşuna okumuşsun. Açıp kitap okumadın. Konuşma bana. Gel tartışalım seninle bir yerde. Emin ol, seni geçerim bilgimle. Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip Baba'yı seviyorum. Tayyip Baba olmasa hiç yani. Yandık yandık. Yandık yani. 2-2-4. Tayyip Baba. Tayyip Erdoğan. Olmasa yandık yandık yandık. Abla, o yüzden mi kursağına %314 zam geldi? Ama zam ne yapsın? Adam, yani kendi adam üretimiz, bir şey gelmez. Kendi üretimiz kuru soğana bile %314 zam yapıyor. Sen mesela... Kendi üretimimiz kuru soğana bile %314 zam yapan bir hükümetten ne bekleyebilirsin sen ki abla? Sen mesela... 20 yıldır diyorsunuz şunu yaptı, bunu yaptı. Hepsini ücretle yapıyor, hepsini ücretle veriyor. Halkın verdiği vergisinden alıyor hepsini abla. Vallahi kendi yaptığı bir şey yok. Hepsini halktan çalıp çırpıp yapıyor abla. 2-2-4 arkadaş. Tayyip Baba. Neden? Bu zihniyetlerle böyle asla ülke gelişemez. Kuşağın, Z kuşağı Allah izin verirse bu seçimde hepsini indirecek abla. Ben üniversite okuyorum. Bu sene doğu yatacağım Allah'ın izniyle. AK Parti'ye atarsam da elim kırılsın. AK Parti'ye atarsam ben ilerideki çocuğumu, ondan sonra torunum olursa torunumu, babamın gibi. Benim babam abi 18-24 saat arası çalışmak zorunda değil. Beni bir üniversiteye göndermek için çalışmak zorunda değil. Ben sınava girerken beni arkadaşlarım dışarı çağırdığında, ya kanka cebimde 20 lira var deyip dışarı çıkmak zorunda değilim. Kimse yanlış anlamasın abi. Vergisine vergi, KDV ötevesine. Aa, telefon diyorlar. Telefon iPhone 11. Kur'an-ı Kerim çarpsın, ben bunu aldım. Babamdan kıyafet isteyemiyorum bak. Aa, aynı kıyafeti çevirip giyiyorum. Diyeceğim başka bir şey yok abla. Vatan hainiyse en büyük vatan haini şu an sarayda oturuyor. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Vatan hainine gelecek olursak da vatan hainine bakarız. Daha sonra bakarız kim vatan haini, kim vatan haini değil. Tayyip Erdoğan. Neden? Yakışıyor. Yapıyor. Bugün bütün Avrupa Tayyip'i konuşuyor. Hiç soran var mı? Öyle abi. Öyle? Bitmiş millet, bitmiş. Hala utanmadan savunuyorsun. Kim bitmiş? Millet bitmiş. Görmüyor milleti. Bundan 30 sene önce gelişmekte olan bir ülkeydik. Şimdi hiç gelişemiyoruz. Hepsini dışarıdan alıyoruz. Kendi ürettiğimiz, bak, kendi ürettiğimiz bir şey. Yapındık ya. Telefonumun haline bak. Giresun'da fındık kendine üretiyoruz. Hala yurt dışından getirmeye çalışıyor. Neyin derdindesiniz abi? Adam 36 ay taksit alıyor. Her şey hükümet yapıyor. Her şey. Ya ne adamlığından bahsediyorsun? Ne adamlığını gördünüz ya? Her şeyi yaptı. Yolu yaptı. Hatta hepsini parayla yaptı. Biz 6 aydır sıra bekliyoruz ya hastaneye sıra almak için. Ne konuşuyorsunuz ya? Her şeyi parasıyla. Diyor ki git paranla hastaneye. Ya benim sağlığımı niye parayla yapayım ya? Ben sağlığımı niye parayla ödeyeyim abi? Madem bu devletin, hükümetin başında bazı şeyleri ücretsiz yapması gerekiyor ya. İnsanın kendi sağlığını parayla niye yapmış? Z kuşağı bu ay, bu sene o erken seçimde hepsini gösterecek Z kuşağı. Bunları görecekler yani. Avrupa'da aday hep geçiyor. Neden geçiyor? Şimdiye kadar hangi cumhurbaşkanı tanırlardı? Hangi başbakanı tanırlardı Avrupa'da? Hiçbirini. Atatürk'ü tarihten tanıyorlar. Tarihten. Bütün dünyaya meydan okuyor. Meydan okuyor. Onun gibi böyle bir lider dünyaya gelmedi. Bak, örnek bir adam. Elinizi vicdanınıza koyun, öyle hareket edin. Siz her şeyi buluyorsunuz. Lider diyorsa biz lider istemiyoruz ki. Ben lider istemiyorum. Ve biz lider istemiyoruz. Ben kendi vatandaşımdan, kendi halkımdan bir başkan istiyorum. Beni yönetmeyecek. Beni sadece yola götürecek. Benim işime yarayacak şeyleri yapacak. Ben ekonomi bu durumunu çekmek zorunda değilim. Ya niye çekiyorum? Niye çekiyorum? Ben bu yokluğu niye çekiyorum? Ne buluyorsun burada? Tarımın bitti. Bak, tarımın bitti. Turizm bitti. Her şeyin bitti. Ne istiyorsun? Abi savunma. Bak, savunma.